Arkadaşlar Özgen'le beraber Stafford House'da kendisiyle az önce hoş bir sohbetimiz oldu. Böyle onu şu an kamera önüne taşıyacağız. Hem de sanatçı. Kolay değil yani bu sanatçıyla konuşmak. İnsan konuşurken dikkat ediyor kendisine. Kaç aydır buradaydınız? Şu an tam olarak 4 ay. 4 ay. 4 aydır burada ama yani principal az önce görüştüğümüz Carl da direkt söyledi. Ya dedi mutlaka sorun çünkü çok hızlı bir ilerleme kaydetti dedi. Onları konuşacağız. Deneyimi nedir, ne yaptı diye. Ben biraz sorularla devam edeceğim. Neden İngiltere, neden Londra? İlk sorumuz hep bu oluyor. Ve neden Stafford House? Tamam. caz müzisyeniyim. Master yapıyorum bunun üzerine. Aslında ilk tercihim Amerika'ydı. Başvurduğum zaman da red yedim. Sonrasında rotamı, esas hedefim neydi benim? İngilizce öğrenmek. O yüzden bunun esas yeri de İngiltere olarak birçok kişi bana tavsiyede bulundu. Tamam dedim, İngiltere'ye gideceğim o zaman. Ve o şekilde geldim. Şehir seçme kararını nasıl yaptın? Şehir seçimi de şöyle oldu. Tavsiye üzerine yine başvurduğum ajans bana tavsiyede bulundu. Londra'yı seçersen senin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü müzisyensin. Hani birçok bara gidip, birçok caz kulübe gidip, birçok müzisyenle tanışma ihtiyacı duyabilirsin. Daha metropol bir şehir. O yüzden oraya tercih etmen senin açıdan daha güzel olur dedi. Evet. Biz de arkadaşların şehir seçiminde bu tür noktalara dikkat etmesi gerektiği konusunda herhalde hemfikiriz yani. Kesinlikle. Yani daha küçük bir şehir, popülasyonu daha buradan az olan bir şehir. Bence sizi sınırlandırıyor sosyallik açısından. Çünkü ne kadar çok aktiviteye katılırsanız, ne kadar çok insanla tanışmaya gayret ederseniz o kadar çabuk gelişiyor. Yani aslında bir nevi taşıma işlemi gibi yani Türkiye'deki ya da herhangi bir yerdeki hayatınızı buraya taşıyabilme. Adaptasyon süreci biraz zorlu olabiliyor ama alıştıktan sonra çok daha kolay arkadaş edinip, çok daha rahat aktivitelere katılıp birçok şeyi kendi başınıza yapabilir hale geliyorsunuz. Bu fırsatların çabukluğu ne kadar hızlı olursa o kadar iyi sizin için. Aynen, aynen. Peki Stafford House neden? Stafford House o da şu yüzden yine dürüst olmak gerekirse ben Amerika'daki Stafford House'a başvurmuştum. O da yine benim ajansım tavsiye etmişti. Normalde bir İngiliz okulu ama çok iyiler, çok başarılılar. Ben tavsiye ediyorum demişti. Ben de güvendiğim için onlara tamam demiştim. Sonrasında İngiltere'de başka bir okula başvurmak istemedim çünkü belirli bir başvuru parası vardı. Onu aktarabiliyorsak İngiltere'ye aktaralım. Oradaysa madem biz onu tercih etmiştik zaten diye. Onlar da tekrar buraya aktardılar. Şimdi burada biz bizeyiz. Memnun musun? Açıkçası şunu yine doğruca söylemek gerekirse diğer okulların çalışma performanslarını bilmiyorum. Şimdi bilmediğim seçenekler arasında o yüzden ne kadar doğru bir yanıt vermiş olurum onu da bilmiyorum ama şu ana kadar memnunum. Yani memnun olmadığım zamanlar da oldu ama bu tıpkı hayat gibi. Herkesin hayatında iniş ve çıkışlar oluyor. Bunun illa sebebi okula ya da sana bağlı olacak diye bir şey de yok. Her şey olabilir. Genel olarak memnunsun evet, yani. Evet genel olarak. Carl özellikle sor. Dedi ki sır var çünkü çok hızlı bir gelişim gösterdi Özge dedi. Bunun sebebini öğrenelim. Biz biraz şeye bağlıyoruz yani müzisyenlikle alakası. Evet. Çünkü duyduğunuzu alıp taklit edebilme evet. Dilde çok önemli bir şey. Ezgisel bellek. Ezgisel bellek duyduğunu hemen kaydediyor ve sana hemen tekrardan dönüt veriyor. Bu benim birazcık avantajım oldu. Yani bu konudaki yeteneğim. Bir de ben hızlı öğrenen birisiyim. Çünkü çok aceleci birisiyim. Hani her şeyi hemen bir anda halledip bir sonraki aşamaya bakmalıyım. Bazen bu iyi olabiliyor, bazen kötü olabiliyor. Tamamen benim karakterimle alakalı. Ama bunun haricindeki en önemli bence başarılı olmamdaki sebep ben gözlemlediğim kadarıyla diğer sınıftaki ya da diğer okuldaki arkadaşlarımla ya da diğer Türk arkadaşlarıma göre ben Türklerle konuşmadım. Konuşmamayı tercih ettim. Sadece İngilizce konuştum. Türkçe konuştukları zaman kaçtım ortamdan ya da İngilizce konuşmaya zorladım. Derslerden sonra mutlaka tekrarlar yaptım. Yazarak tekrarlar yaptım. Ya bazen sabah 9'da başlayıp 1.30'da biten dersimden sonra burada kalıp akşama kadar çalışıyordum. Yani bazen 8'de çıktığım oluyordu. Ve sürekli olarak taciz ediyordum akademik ofistekileri. Nasıl daha fazla geliştirebilirim? Nasıl hani daha çabuk hızlı gelişebilirim? Çünkü buna ihtiyacım var. Onlar da sürekli olarak bana her türlü tavsiye verdiler. İşte
başka derslerimiz var, ona da gir, katıl, işte aktiviteler var, ona da katıl. Yani her bulduğum fırsatı gezmek yerine direkt bu şeye adapte ettim kendimi, çalışmaya adapte ettim. Biz şimdi sürekli mümkün olduğunca arkadaşlarla konuşup onların sırlarını çözmeye çalışıyoruz. Hı hı. Kimi arkadaş diyor ki ben daha çok dışarıda zaman geçirdim. Kimisi çok sosyalleştim, aktif buradan öğrendiğimi düşünüyorum. Ama anladığım kadarıyla sizin tarzınız birazcık daha tekrar ettim, çalıştım. Yani aslında ben hepsini mixledim. Hı hı. Çünkü bunun en önemli şeyi bence insanın, ben aynı zamanda pedagojik eğitim de aldım. Bir de onun da katkısı var. En önemli nokta şu ki, arkadaşlara tavsiye edebileceğim nokta, nasıl öğrendiğinizi bilmek. Yani ben nasıl öğreniyorum? Nasıl? Benim yeteneğim ne? Yani ben tekrarla mı öğreniyorum? Ben hareket ederek mi öğreniyorum? Taklit ederek mi öğreniyorum? Ben okuyarak mı öğreniyorum? En püf nokta bu. En başta bunu bilmesi lazım kişinin. Ve ondan sonra bunu bildikten sonra zaten gerisi geliyor. Biraz şöyle geri doğru, biraz böyle flashbackler falan yapacağız. Amerika vizesi reddoldu, İngiltere vizesi aldınız. Bu önemli bir konu aslında. Çünkü bazı arkadaşlar hayal kırıklığına uğruyor, böyle umutsuzluğa kapılıyor. Yani ikinci, üçüncü başvuru olduğun zaman tamam, şans ihtimal düşüyor. Amerika vizesi aldığınızda, alamadığınızda da ihtimal düşüyor. Ama yok diye bir şey yok. Yani bu da. O süreç gerçekten çok sinir bozucu değil mi? Evet, yani çünkü hayatımda ilk defa şunu yaşadım diyebilirim. Her zaman şunu gördüm, istediğimi hemen elde ettim ben. Ve her şeyin bana bağlı olduğunu düşündüm. Yani ben çalışırsam yaparım, ben istersem alırım falan. Bu sefer farklı bir durum vardı. Size bağlı değil. Yani vizeyi alıp almamanız gerçekten hani büyük bir risk. Amerika vizeyi kafasına göre veriyor, bazen vermiyor. Hani onların standartları başka. Ama İngiltere bu konuda daha güvenilir diyebilirim. Çünkü onlar her zaman dosyanı inceliyorlar. Mesela Amerika benim dosyama dahi bakmadı. Dosyanı inceliyorlar ve ona göre değerlendiriyorlar. Ve çoğunlukla daha pozitif olduklarını düşünüyorum ben. Birçok kişi mesela daha zor aslında İngiltere dediğim demesine rağmen. Ben daha pozitif baktıklarını düşünüyorum vize konusunda. Ama Amerika vizesinden red yediğimde gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ya bana bağlı değilmiş dedim. Sonrasında başvurmak istemedim bir yere. Yine benzer bir şey olacak diye. Ama vazgeçmedim. Çünkü istediğim şey belliydi. Ben kendime bir hedef belirledim. İngilizcemi halledeceğim. Başka hiçbir şey bunun önüne geçemez. Tekrar denedim. Olmasaydı yine deneyip belki başka bir yer, belki yine de İngiltere'ye başvurdum yine ikinci kez, bilmiyorum. Aslında evet, doğru bir noktaya siz temas ettiniz burada. Vize başvurularıyla ilgili bizim de genel düşüncemiz, bugüne kadarki tecrübemiz de o yönde. Amerika'da birazcık daha objektif değil, yani subjektif. O an sizinle konuşuyor, dosyaya şöyle bakıyor, yani o anki kararına göre hareket ediyor. İngiltere daha çok kağıtlara bakıyor. Yani evraktaki istenen şeyler. Sonuçta orada kişinin inisiyatifinde ama ne olursa olsun İngiltere'de bu şansı birazcık daha artırıyor. Amerika kolay diyenler de genelde şansı düşük olup işte o subjektiften, ligden faydalanan, yani şansı tutanlar. Ama İngiltere dediğiniz gibi kağıtlara daha çok önem veriyor. Ya çok ilginç. Ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Amerika vizesine başvurduğumda ben görüşmeyi öncelikle Türkçe talep ettim. Ve Türkçe gerçekleşmedi. Türkçe gerçekleşmemesine rağmen bana niye Amerika'yı tercih ettiğimi, niye işte gitmek istediğimi söylediler. Ben dedim ki müzisyenim ve cazla ilgileniyorum. Branşım caz. Ve Amerika bunun yeri. Ve bunun için de İngilizceye ihtiyacım var öğrenmeye. Bana dedikleri şey, şarkı söylemek için İngilizceye ihtiyacın yok, caz söylemek için. Türkçe mi caz söylüyor? Yani, olabilir belki ama yani bu garip bir şey, bu işin ana vatanı bu yani. Evet, bu mümkün değil. Yani ve sonra bana söylediği şey, peki o zaman bu söylediklerini bir de İngilizce alalım falan dedi. Hani tamamen bir kabus gibiydi gerçekten. Sanırım beni orada zayıf bir, yani çünkü yapamayacağım dedim, pes ettim. Yani çünkü ben zaten orayı öğrenmek için gitmek istediğimi belirtiyorum. Bana orada İngilizce bir mülakat yapmaya zorluyorlar. Ve üstesinde de bana diyor ki, yani caz söylemek için senin İngilizce öğrenmeye ihtiyacın yok diyor. Caz İngilizce. Caz İngilizce yani. Ve evet. Amerikan İngilizcesi yani. Evet, garip bir durum. Evet, gerçekten. Ya tamamen aslında bu objektif karar olmadığını gösteriyor yani bize de. Komik yani, trajikomik evet, yani. Evet. Ama İngiltere olmuş, iyi de olmuş. Evet, evet. İyi ki de yani burayla başladığım için memnunum yani.
Nerede kalıyorsunuz? Adres sormuyorum yani yaklaşık olarak hani şey buradan nasıl bir yer, sola dönüyorsun direkt gidiyorsun. Nerede kalıyorum? Yani nasıl bir yerde? Aile yanında mı? Ya bu konuda ben şanslıyım. Aile yanında kalıyorum ve onlar Londralı. Anne ve oğul olarak yaşıyorlar. Oğul 11 yaşında. Gerçekten çok nazikler ve hani İngiliz kültürünü gözlemleme fırsatı buluyorsun. Tabii ki herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Çünkü herkese Londralı bir ev sahibi düşmüyor. O konuda ben diyebileceğim tek şey şanslıyım yani. Onlardan çünkü yerli konuşmayı duymak önemli. Çünkü sürekli olarak sokakta konuşulan şey bu. Sohbet ediyorsunuz onlarla, vakit evet, geçiriyorsunuz. Evet. Ya her gün hala da hani aradan aylar geçmesine rağmen günün nasıldı, nasıl geçti, hani bir şey var mı, bir aktivasyon var mı, ne yapacaksın, nereye gidiyorsun, hani hala da sorarlar, konuşuruz, sohbet ederiz. Ki yine şanslıyım ki o da sanat tarihi master yapıyor. Evet, sanat üzerine de sohbetler yapabiliyoruz falan. Ortak konuşacak şeyler de evet, artıyor. Evet. Peki buranın biraz enlerini sayalım. Pros and cons diyorlar ya. En beğendiğiniz okulun, İngiltere'nin, Londra'nın ve en beğenmediğiniz neler var? Çok zor. Ben bunu her gün böyle soruyorum kendime. Hatta bazen yazmak bile istiyorum bir yerlere. Şunu söyleyebilirim. Geldiğim zamandan beri refah içinde hissediyorum kendimi. Yani refahlıktan kastım güvenli hissedebiliyorum. Nefes aldığımı hissedebiliyorum. Birçok... Bana aslında İstanbul'la aynı geliyor burası. Hani çok insan her yerde insan çünkü. Bazı kültürler farklı olabiliyor. Küçük bir adaptasyondan sonra törpüleniyor onlar da. Çünkü gece dışarıya çıktığımda, işte dersten geç ayrıldığım zamanlarda biliyorum ki hani kimse çok fazla yanaşmayacak. Yani rahatsız edilmeyeceğim, taciz edilmeyeceğim. Bu durum benim için çok önemli bir faktör. Daha güvenlik, evet, yüksek güvenli hissediyorum kendimi. Beğenmediğimiz bir taraf var mı? Yemek pişirmeyi bilmiyorlar. Evet, yemekle ilgili. Ya bir Fransızların bir sözü vardır. Cehennem aşçıların İngiliz olduğu bir yer olmalı diye. Yani evet. Maalesef yemek konusunda gerçekten kötüler. Evet, yemekleri biraz yani yemek ya bir de şey de çok ilginç. Hani biz alışmışız pazar kültürü, işte ne bileyim taze sebze, meyve falan hani sürekli olarak. Onlarda böyle her şey paket içinde, ne bileyim şey mesela ben de yedim. Pizza yedim, yanında da salata falan yedim. Bana şey diyor, ooo çok sağlıklı besleniyorsun hani. Bu mu sağlıklı falan hani. Hayır falan diyorum böyle. Doğru, yemek konusunda gerçekten yani sıkıntılar var. Okulla ilgili artılar, eksiler. Gerçi dedik bunu hani karşılaştırma fırsatı olmadığı için hani bir şey söylemek zor diye. Ama hani varsa ekstra bir şey. Ya şu hoşuma gitti gerçekten veya şunu sevmedim. Yani okulla ilgili burada çalıştığınız zaman karşılığını yani bilgi donanımıyla almak haricinde bir de gerçekten buradaki insanların sevgisini ve saygısını kazanıyorsunuz. Bu bence çok önemli. Bir şey görmüyorum burada, ırkçılık ya da herhangi bir ön yargı görmüyorum. Bu çok önemli bir faktör benim için. Onun haricinde kalabalık. Kalabalık olması bir yandan iyi, bir yandan kötü ama benim için iyi. Neden? Çünkü tanışabileceğin, öğrenebileceğin bir sürü kültür, bir sürü dil var. Yani sürekli olarak birisiyle yapamadığın zaman bir konuşmayı, praktisi diğeriyle yapabilirsin. O güzel bir durum. Bir de şey ilgimi çekti be, mesela Karl o kadar hani çok 330, kaçtı 300? 33 değil mi? Öğrenci var şu anda dedi. Mesela hemen hani sizi görünce tanıyor. Yani ismen de tanıyor. Tabii. Gelişimi de biliyor. Bu herkes için mi geçerli, yoksa sizin yaz mı söylediniz ona? Oradan mı aklında kaldı? Nasıl oldu? Şöyle bir şey. Tabii ki de ben sürekli kendimi hatırlatıyorum. Diyorum ya, taciz ediyorum sürekli. Öyle bir durum var. Yani bence herkesi biliyorlar. Gerçekten çünkü herkesi yani çok inanılmaz bir organize durumları var. Herkesi bilip gözlemleyip kim ne durumda nasıl yapabilir, hemen her şey kontrol altında, her şey ellerinin altında yani. O yönden hani güvenebilirsin. Çok fazla aktiviteleri var, seni sürekli her şeyi teşvik ediyorlar. Böyle benim burada gerçekten çok şaşırdığım bir şey. Ben işte benim üniversitede konservatuvardan mezun olduğum için aynı zamanda opera üzerine bir geçmişim var. Kilisede de sürekli söylüyorum her pazar. Bir zaman solo aldım ve böyle hani davet etmek istedim onları da. Davet ettim ve
patronundan, çalışanından, öğretmenine ve arkadaşlarıma kadar hepsi beni dinlemeye geldi. Ve pazar günü. Evet, pazar günü. Bu açıkçası Türkiye'de yaşamadığım bile bir şey neredeyse yani. Hani beni şaşırttı bu durum. Bu kadar desteklemeleri hiç tanımadı ki o zamanlar ben daha yeniydim bile. Ama sırf merak ettikleri ve önemsedikleri için, seni aile gibi gördükleri, benimsedikleri için. Evet, bu gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Şey de ilgi çekici yani, buraya yeni geldiniz, gelir gelmez kilisede söylemenize izin verdiler ve bir iletişime geçebildiniz yani. Onu biraz benim kendi tarzımla alakalı. Evet, ben gelir gelmez çünkü nereye gideceğim, ne yapacağım, kiminle konuşacağım falan, hemen onları. Ama hani bu diğer arkadaşlar için de şöyle bir örnek olabilir yani, başka bir iş yapıyor olabilir. Başka bir sanatla ilgileniyor olabilir. Sanat gerçi biraz daha kendine has bir durum vardır ama sporla ilgileniyor olabilir. Kendi ilgi alanıyla ilgili. Çünkü biz bunu hep tavsiye ediyoruz. İlgi alanınızla ilgili. Networking eventler var burada, etkinlikler var. Burada birçok işte kütüphaneler var, müzeler var. Oralarda da dahil olun. Hem İngilizce hem de gelecek mesleki hayatınız için çok faydası olur diyoruz. Bu da bir örnek işte, ne güzel. Evet, çok fazla mesela ücretsiz dersler, ücretsiz etkinlikler, ücretsiz kurslar var. Her yerde ve ulaşım çok rahat burada. Gerçekten o konuda inanılmaz bir yol grafikleri var. Her yere, en uzak mesafeye bile bir saat içinde gidersiniz. Bu çok güzel bir şey. Daha kolay elde ediyorsunuz yapmak istediğiniz şeyi. Katılsınlar yani, şey, bir sürü dediğim gibi programlar da var telefonlar için. İşte sadece oraya işte konuşma kulübü ya da işte atıyorum business manager, neyse ilgileniniz, onları yazıp ya da buradaki insanlar da zaten hemen yönlendiriyorlar. Şuraya gidebilirsin, şunu yapabilirsin. Ama zaten bunları araştırmanıza da gerek kalmadan onlar sizin ayağınıza getiriyor. Öyle bir durum var. Ha, okul onu organize ediyor. Evet, birçok konuda yani. Benim hiçbir şeyi halletmeme ya da düşünmeseydim bile onlar sürekli olarak senin önüne getiriyorlar. Sen seçmekte zorlanıyorsun, çok fazla şey var. Evet, bu gerçekten güzel bir durum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok sağ olun. Ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Bizi çok şey öğrendik. Teşekkürler. Size de başarılar diliyoruz bu arada. Çok teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar, Özge Hanım'la konuştuk. Kendisi bize çok kıymetli bilgiler verdi. Tekrar hem Stafford House hem de diğer okullarda eğitim gören arkadaşlarla sürekli sizler için görüşmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.